edecek. Çünkü bu defa geçecekleri kademe seçimsiz, muhalefetsiz, meclissiz faşizm olacak. Uluslararası alandaki tıkanıklıklarını açık bir diktatörlükle aşmak için kafasında 40 tilki dolaşan insanlar var. Dolayısıyla şimdi bu haberler, Öcalan'ın can güvenliğiyle ilgili bu haberler, geçmişteki haberlerden çok daha büyük bir tehlikeyi işaret ediyor. Tereddüt üretmeden Öcalan'ın konuşması için her şey yapılmalıdır. O zaman hocam konumuza hem merhaba diyelim hem sözü ona da bırakalım. O neler söyledik. Lezgin Botan, Sayın Lezgin Botan hoş geldiniz programımıza, sözlerine. Çok merhaba. Selam. Merhaba, merhaba. Dediğimiz gibi gerçekten de çok ciddi, çok önemli bir konu ve aslında günler, iki gündür Kürt kamuoyu, Kürtler bunu konuşuyor. İmralı'da neler oluyor sorusunun cevabını İmralı'dan bizzat duymak istiyorlar. Siz nasıl, bu iddiaları nasıl gördünüz, nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Öncelikle Sayın Hocam'ın, Veysi Hocam'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Şu an ekranları başında bizi izleyen halkımız bu konudaki hassasiyetleri şu an dikkatle takip ediyor. Sayın Öcalan Kürt halk lideri olarak uzun süredir 22 yıla yaklaşan ağır bir tecrit koşullarına tutuluyor. İmralı sisteminin başından itibaren bir imha sistemi olduğu, bir tasfiye sistemi olduğu, bir düşmanlık sistemi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani dünyada ender örnekleri var. Hatta neredeyse yok gibi. Yani genelde işte Güney Afrika halk önderi Mandela ile Mandela'nın koşullarıyla kıyaslanıyor. Şu an koşullar gerçekten apartheid rejiminin 10 katı daha ağır koşullarda Sayın Öcalan tutuluyor. Daha önce de defaatle bu konu tartışıldı. Yani İmralı rejiminin uluslararası bir rejim olduğu, kapitalizmin ve uluslararası emperyalist güçlerin Türkiye, özellikle Türk rejiminin, Türk devletinin hükmeden politikasında rol oynayan, belirleyici rola sahip olan güçlerin ve Orta Doğu'da istedikleri gibi at koşturmak isteyen bu emperyalist güçlerin Sayın Öcalan'ın fikirlerini ve mücadelesini kendi emperyalist emellerini Orta Doğu'da gerçekleştirmek için ciddi bir engel olarak gördüklerini ve bunun üzerine böyle bir sistemi aslında uluslararası bir sistem olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye burada emperyalizmin sadece bekçiliğini yapan ama aynı zamanda son yıllarda da kendi kirli ajandasını da devreye sokan, işte alt emperyalist hayalleri olan, neo-Osmancı, pan-Türkist, pan-İslamist hayaller peşinde koşan ve rejimini şu an yeni bir ne olduğu aslında tamamıyla kaostan, şiddetten, savaştan, kandan beslenen bir sisteme evrildiğini görüyoruz. Yani hocam az önce parlamenter sistem vesaire şeyden söz etti. Yani parlamenter sistem zaten tasfiye edildi ama var olan meclis sadece göstermelik bir mecliste. Hiçbir kıymet ve harbiyesi yok. Tamamıyla şu an otokratik, faşist bir rejim söz konusu. Ve dediğimiz gibi bu rejim esas itibariyle de Kürt halkının tasfiyesi, Kürt halkının bütün kurumlarının ve Kürt özgürlük hareketinin tümüyle kırılması üzerine ittifak etmiş bir rejim. Şimdi hal böyleyken bu tür dedikodular gerçekten son derece ciddi. Ciddiye almamız gerekiyor. Yani dedikodumu ben tabii hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde şu an işin gerçekliğini aklımızdan dahi geçirmek istemiyorum. Türkiye devlet aklı hala kalmışsa varsa şunu çok iyi bilmeli ki Sayın Öcalan sadece PKK için veya sadece yurtsever çizgideki Kürtler için değil, dünyadaki bütün Kürtler için, Kürtlerin kendi iç çelişkileri, çatışmaları dahi olsa şu an bütün Kürt örgüt ve hareketleri için, bütün Kürt siyasal kişilikleri veya tüzel kişilikleri için, bütün Kürdistan'ı kurumlar için ve dört parça Kürdistan için dediğim gibi Kafkasya'dan Türk Orta Doğu'ya ve Avrupa'daki Kürtlere kadar son derece kırmızı çizgidir, hassas bir çizgidir. Kürtlerin en olabilecek sinir ucunun en olabileceği ve
en yüksek refleksini, tepkisini verebileceği noktadır Sayın Öcalan. Bu Türk Devleti'nin evet yeni neo pan-Türkist veya Osmancı rejimin ne olduğu belli olmayan rejimini sürdürmek için başvurabileceği eğer bir delilikse şunu bilmeliler ki tümüyle kaybedecekler. Bunun hiçbir şekilde şakası yok. Yani sadece Türk halkı ve Kürt halkı kaybetmeyecek birlikte. Gerçekten Türk devleti devlet olmaktan düşecek ve devlet olmaktan düşüp sadece parçalanmakla değil tümüyle tasfiye olup tarihe karışacak kadar son derece hassas ve ciddi bir meseledir. Yani Sayın Öcalan'a yaklaşım öyle sıradan bir yaklaşım değil. Öyle sıradan bir yaklaşım da olamaz. Bu açıdan bir an önce bu hassasiyetleri gözeten bir noktada Sayın Öcalan'la diyaloğa geçilmesi lazım. Hem ailesi hem avukatları ve Sayın Öcalan'ın sesinin doğrudan doğruya halka ulaştıracak kanallara ihtiyaç var. Artık Kürt halkının da sabrı kalmadı. Hiçbir Kürt bireyinin de vicdan sahibi olan kamuoyunun da sabrı kalmamıştır bu konuda. Yani şu korkumuz, kaygımız şu. Evet bu rejim son yıllardaki atmış olduğu adımlarla gerek Orta Doğu'da, gerekse Türkiye'nin iç siyasetinde ve gerekse rejimi dönüştürme noktasında atmış olduğu adımlara bakılacak olursa kendi bekalarını, yani ülke bekası diye tanımladıkları aslında kendi aile ve konumlarını neyse makamlarını bekası için Türkiye'yi yakmaktan zerre kadar intihar etmeyeceklerini görüyoruz. Bu Türk toplumu şunu görmelidir. Yani Sayın Öcalan'a herhangi bir şekilde dokunulmak, Sayın Öcalan'ın sağlığına yönelik herhangi bir kaygının hakikaten oluşması durumunda bile ciddi bir şekilde devlet olarak da kaybedilecek. Halklar arasında ciddi bir boğazlaşmaya neden olacak. Kaygım şu, acaba karanlık bir el, emperyalist ellerle biliyorsunuz AKP ve şu an ortağı geçmişi itibariyle de biliyoruz ki uluslararası bir projenin, karanlık bir projenin, kirli bir projenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere var olmuşlar. Yani ontolojik olarak, varlıksal olarak varlıkları biraz bu kaotik duruma tekabül eden ve bu kaotik durumda daha çok uluslararası güçlerin Orta Doğu'daki statüko yeniden dizayn ederken bunlara bir rol biçmiş olabileceği. Geçmiş yüzyılda işte Ermenilerin ve Romların başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Şimdi bu yeni yüzyılda bu rejim bir şekilde yeniden dizayn edilirken, tahkim edilirken AKP ve MHP karanlık bir güç olarak bu uluslararası emperyalist güçlerin halkları birbirlerine kırdırmak üzere bunlara bir plan yaptırmış olabilirler. Çok kapsamlı bir soykırım programı olur. Yani Sayın Öcalan'a yaklaşım Kürt halkına yaklaşımdı. Yani Kürt halkının kırmızı çizgisidir. Çok net biliniyor ki uluslararası güçler de net biliyorlar ki eğer bir provokasyon tezgahlayacaklarsa, eğer halkları karşı karşıya getirip bir boğazlaşma neden olmak istiyorlarsa korkarım ve hiçbir şekilde hani bu korkuyu gerçekten ifade etmek istemem ama korkarım ki bu kirli eller ve kendi maşaları MHP ve AKP ittifakı gözü dönmüş, gözü pabürümüş bu ikilinin kirli emellerini ve ajandalarını da ekleyerek yani onlardan bağlantılı olarak söylüyorum. Sayın Öcalan'a yönelik herhangi bir girişimleri çok yabana atılmamalı. Dolayısıyla Kürdistan kamuoyu ve insanlık vicdanı, özellikle Kürt dostları, uluslararası devrimci güçler, demokratik güçler, savaş karşıtı güçler, soykırım karşıtı kesimler ki bugün biliyorsunuz Halepçe'nin Kürt halkının tarihinde ve insanlık tarihinde kara dileke. Yani böylesi bir dönemde özellikle Mart ayının Kürtler açısından son derece kritik bir ay olduğunu, trajik bir ay olduğunu, birçok trajediyle dolu olduğu, aslında halklar açısından da böyle olduğunu hesaba katar. Böyle bir zamanda, böyle bir hassas süreçte ve son 5 yıllık yaşananları da katarak böyle bir noktadan bu dedikoduların seslendirilmiş olması çok vahimdir. Kabul edilemez. Bir an önce tekrar söylüyorum. Eğer Türk devlet aklı halen kalmışsa bu akıl derhal kendi yani Sayın Öcalan'ın sesinin kamuoyuna ulaşması için
noktada gereken hukuki kanalların açılması lazım ve kamuoyunun rahatlatılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mutlak tecrit sisteminin olduğu İmralı'da nereden geldiği bence hiçbir önemi yok. Kimin söylediği önemli değil. Yaşamıyla ilgili bir iddia, büyük küçük her koşulda yani her şekilde mutlak tecrit varsa bütün iddialar ciddidir. Ve dolayısıyla Kürt halkının önemli bir hassasiyetidir. Hem burada Avrupa'da Kece'deki de aynı şekilde ki burada alt başlıkta da geçiyor. Kürt Abdullah Hocalar Kürt halkının kırmızı çizgisidir. Ancak şimdi ilk bu iddiadan hemen sonra avukatlar başvuru yaptı, açıklamalar yaptı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı bir açıklama yaptı. Asılsız iddialar dedi. Ancak yine Kürtler ısrarla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını değil, bizzat Sayın Öcalan'ın kendi sesinden bunu, görüşmeyle bunu ancak kabul edilebileceğini, tatmin edeceğini söylediler. Buna rağmen avukatların başvurusunda bir sonuç gelmedi. Avukatlar bir kez daha başvurdu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı bugün bir kez daha açıklama yaptı. Yine asılsız iddialar olduğunu söyledi. Şimdi Sayın Öcalan'ın ki az önce Sayın Botan da söyledi, yine Kürtlerin temel söylediği, Kürtlerin sinir uçlarıyla oynamak meselesi. Bunun yani Sayın Öcalan'ın yaşamıyla ilgili böyle bir söylemin, böyle bir iddianın bu kadar çok infial yaratacağı bilinmesine rağmen neden hala izin verilmiyor ya da neden hala İmralı kapısı aralanmıyor hocam? Şimdi Kürt kamuoyu ne diyor? Şu anda birkaç gün içinde Öcalan konuşsun diyor. Bu kadar. Niye konuşturmuyorlar? Bu soru bütün şüpheleri haklı çıkarır. Savcı konuşuyor. Sen kimsin? Sen zaten İmralı'nın gardiyanısın. Zaten sen şüphelilerin içindesin. Yani Öcalan'a yönelik herhangi bir girişimde bu savcıların rolü var demek. Şimdi biz baş şüphelilerin lafına mı inanacağız? Kimse buna inanmaz. Dolayısıyla Öcalan'ın konuşması şarttır. Bir başka açıklama Kürt kamuoyundaki büyük tepkiyi karşılamaya yetmeyecektir. Yani Öcalan ben yaşıyorum dediği zaman sana ne olacak? Sen bundan niye korkuyorsun? Sen kimle inatlaşıyorsun? Karşında milyonlarca insan var. Bu anormalliği izah eden mesele şudur. Türk devleti Kürtlerle yürüttüğü savaştan başarıyla çıkamamıştır. Bu bir. İki, Üçüncü Dünya Savaşı dediğimiz Suriye'ye ve Orta Doğu'ya sıkıştırılmış savaşta yenik düşmüştür. Bu savaşa katılan pek çok devletin içinde yegane yenilen Türk devletidir. Ve şimdi o bütün yenilen devletler gibi savaşta galiplerle bir teslim anlaşması yapmak için yırtınıyor. Biden'ın telefonunu bekliyor. Katil dediği Sisi'nin peşine düşüyor. Yunanistan'da istikşafi görüşmeler adı altında attığı bütün adımları geri almak üzere çırpınıyor. Neyin karşılığında yapıyor bütün bunları? Bütün bunları kendi iktidarını korumak için yapıyor. Herkesten bir tek talebi var. Benim iktidarıma dokunma ve iktidarımın içerideki Kürt'ü ezmeme karışma. Buna evet dendiği gün Erdoğan rejiminin vermeyeceği taviz yoktur artık. Çünkü o teslim anlaşması yapma aşamasına geldi. Herkes diplomatik temaslar sanıyor. Gerçekte ise teslim olma şartlarının müzakeresi yapılıyor. Avrupa Konseyi Türkiye'yi işgalci ilan etti.
Amerika Birleşik Devletleri Libya'dan çıkma zamanın geldi dedi. Şu anda Suudi Arabistan, Yunanistan'da Türkiye sınırının 7 kilometre ötesinde askeri tatbikatlar yapıyor. Nisan ayı içinde Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 1,5 ay sürecek bir tatbikata Dede Ağaç'ta, yani sınır noktasında hazırlanıyor. Yunanistan silahlanıyor, Mısır silahlanıyor, Türkiye ise artık dışarıdan silah alma gücünü kaybetmiş. F-16'larının yedek parçalarını temin etme sıkıntısıyla karşı karşıya. Böyle bir kepaze durumdan çıkış için yapmayacakları hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bir kere daha tekrar ediyoruz Ezgin Yoldaş gibi. Bu haber yalandır diye hiç kimse kendi kendini rahat ettirmemelidir. Her şeyi yapabilirler. Ülkeyi kana boyamak için yapmayacakları hiçbir şey yoktur. Ve bunu da uluslararası komplonun suçlusu olan güçlere kolaylıkla da kabul ettirebilirler. Sizlerin de terör örgütü dediği PKK'ya ayaklanıyor. Biz de NATO'nun ülkesini koruyoruz diyerek Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi haline getirirler ve emperyalistlerle de bir dizi diktatörlük ülkeleriyle olduğu gibi ekonomik menfaatler temelinde ilişkilerini sürdürürler. Bu oyunu bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bilmeli. Bunlar kendilerini korumak için, iktidarlarını korumak için mevcut diktatörlüğü yepyeni bir aşamaya bu provokasyonlarla getirebilirler. O nedenle muhalefet şimdi HDP'nin Öcalan'la ilgili Öcalan konuşmalıdır sözlerini dikkate almalı ve HDP ile dayanışma içinde bu muammayı çözmek için onlar da Öcalan konuşmalıdır demeli. Sen her başın sıkıştığında Öcalan'a gidip yalvarmadın mı? Seçimlerde onun konuşmasına izin vermedin mi? Şimdi senden istenen nedir? Öcalan'ın konuşması. Çok saf, temiz bir istektir bu. Kürt halkının isteğidir bu. Çünkü Kürt halkı biliyor ki Öcalan eğer konuşmazsa, şüpheler daha da büyük çapta artarsa Kürt halkının da yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Kırmızı çizgi demek tüm bedelleri göze alma çizgisi demektir. Herkes aklını başına alsın ve İmralı'dan Öcalan'ın sesi tüm dünyaya yayılsın. Şimdi bir yandan da tabii İmralı işkence sisteminin ben sorumlu. Aslında da belki şöyle demek gerekir. İmralı işkence sistemini güvence altına almış kurumlar da var. Türkiye dışında, Erdoğan rejimi, Türk devleti dışında. Bunlardan biri CPT'dir. Yani Avrupa Konseyi'ne bağlı olan işkenceyi önlemekle sorumlu. İşkence önleme komitesi olan CPT'dir. Ve CPT Türkiye ziyaretlerinde son ziyaretine İmralı'yı zaten ziyaret etmedi ki önceki ziyaretindeki raporlarında da İmralı'da bir tecrit olduğunu kabul etmişti. Bu durumda iki gündür bu kamuoyunda olan iddialarla ilgili ve Kürtlerin bu haklı endişesi ve kaygısı bu kadar göz önündeyken ve ısrarla tecritin bizzat ortağı olan Cumhuriyet Başsavcısının açıklamalarının Kürtler hiçbir karşılığı olmadığı deklare edilirken CPT ile Avrupa Konseyi'nin sorumluluğuna konuşmak gerekir. Sayın Botan, ne dersiniz? Evet. Sayın Botan. İşin açıkçası sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Evet. Hani daha önce de söyledik, Kürt Halk Önderi'nin İmralı'da Türkiye'ye teslim eden, uluslararası kontrole getirip Türkiye'ye teslim eden güçler her zaman hem tarihsel olarak hem güncel aktüel anlamda
Kürt halkına karşı sorumluluk altındalar. Ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın sağlığından da güvenliğinden de Türkiye'den çok daha büyük sorumluluk altında ve bu konuda hesap verme konumundalar. O açıdan yani tarih uzun erimli bir süreçtir. Hiç kimse şunu düşünmesin ki bugün süper güç olabilirsiniz, kendi çok büyük bir güç olarak kat edebilirsiniz, oyun kurucu olabilirsiniz, emperyalistsiniz, kapitalistsiniz, şusunuz, busunuz. Ama gün gelecek bu devletlerin hepsi Kürt halkına karşı işlemiş oldukları bu insanlık suçlarında tıpkı bugün işte 1945'lerde insanlığa karşı suç işlemiş birçok ülke Hitler, işte Hitler Almanyası. Bugünkü Almanya halen de onun ceremesini çekiyor ve halen de onun o tancını, onun aybını telafi etmeye çalışıyor. 1000 yıl daha geçse de bu böyle devam edecek. Yani kimse şunu sanmasın, biz bugün bir suç işledik ve bu suç öyle ila nihayet bizim yanımızda kar kalacak. Gün gelecek bu emperyalist güçlerin içinden çıkacak vicdan sahibi ve insan haklarından, demokrasiden yana, sosyalizmden yana, halklardan yana, emekten yana, barıştan yana güçler çıkacak. Ve bu suç işleyen uluslararası bu çeteleri ve çetevari davranan insanlar uluslararası işte Kürt halk önderi gibi bir halkın bir ulusun önderini bu şekilde haydutça kaçırıp ağır işkencelere mahkum eden, kendi çıkarları için üzerinde çeşitli oyunlar oynayan, komplolar kuranları kendileri yine kendi halkları, kendi içinden çıkacak dinamikler siyasal hareketler tarafından yargılanacak ve mahkum edilecekler. Ve Kürt halkında gün gelecek, herkes üzül diyecek. Dolayısıyla şu an SPITI gibi kurumlar aslında bu uluslararası sistemden bağımsız değil. Yani şu an Sayın Öcalan'ı Türkiye'ye teslim eden ve Türkiye bu kötü gardiyan görevini de verenler bundan sorumludur. SPITI bunları, Kürt halkının feryadını duyuyor. 22 yıldır Avrupa Konseyi'nde kesintisiz geceli gündüzü 22 yıldır insanlık tarihinin en büyük ama en büyük işte nöbet eylemi var. O Avrupa Konseyi'ne gelip giden Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin hangisi Kürtlerin oradaki feryadını veya Kürtlerin oradaki çağrısını, o insancı, o barışçı, demokratik tepkisini görmüyor. Yani üç maymunu oynuyorlar. Dolayısıyla yani gerek Avrupa Konseyi, gerekse Avrupa işte Birliği ve SPITI gibi kurumlar, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Adalet Divanı ve benzeri kurumlar, Birleşmiş Milletler ve birçok kurumlar, şu an ismini sayabileceğimiz bu uluslararası kurumların hepsi emperyalizmin, kapitalizmin İkinci Dünya Savaşı'ndaki günahlarıyla yüzleşmek üzere işlemiş oldukları insanlık suçlarının bir nebze olsa, bunları tolere etmek üzere kurulmuş kurumlar olsalar bile bugün Kürt halkı karşısında 1945 öncesi işlenen suçların aynı şekilde bunlara göz yumuyor, hatta bunlara zemin oluyor. SPITI resmen işkenceye göz yummuştur. SPITI resmen işkencenin bu insanlık dışı sistemi bu kadar sürmesinde rol sahibidir. Çünkü yani Türkiye'nin de tarafı olduğu anlaşmalar gereği gidip oradaki durumu gördükten sonra bu durumu zamanında ve anında bu tecritin kamuoyuna açıklanması lazım. SPITI 22 yıl geçtikten sonra bir rapor açıklıyor ve raporu da lay laylum, yani dostlar alışverişler görsün. Dolayısıyla kabul edilir bir şey değil. Buna suçtu. Yani bu kurumların birçoğu, şunu biliyoruz ki Türkiye tarafında el altında veya doğrudan finanse edildiklerini biliyoruz. Bakın Afrin Serekali'de kimyasal kullanıldı. O PCV dedi ki işte biz girip inceleyeceğiz. 2 gün sonra da kurduğu komisyonu durup dururken bunu iptal ettiğini söyledi. Peki niçin bunu yaptı? Bütün deliller oradaydı. Gidip görmesi lazım. Gidip incelemesi gerekirken ve bunu kamuoyuna da deklare etmişken 2 gün sonra vazgeçiyor. Sonra anladık ki işte İngiltere ve İngilizler üzerinde bunlar şey yapılmış, bunlara ne diyelim ayak çekilmiş ve el altında da bir miktar para verilmiş. Bu kurumlar emperyalizmin kurumları, kapitalizmin kurumları. Bu kurumlar bu komplonun içerisinde, bu komplonun bir
bir parçası. Bu konumlar şunu bilmeliler ki tarihte eğer lanetlenmeyi istemiyorlarsa hala bir şansları var. Spiti ve benzeri kurumlar bir an önce gidip Kürt halkının, bir 50 milyonluk bir ulusun, bir halkın hassasiyetini gözeterek bir an önce bir heyet gönderebilir ve orada onlar da bu konuda devreye girebilir, rolünü oynayabilir. Ve burada tekrar tekrar kendilerinin sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Ve Kürt halkı, özellikle Avrupa'daki kurumlarımız, dostlarımız, Spiti'nin kendi misyonunu, bu parçası olmuş olduğu insanlık suçu rejimi, Emrali rejiminin artık sürdürülemeyeceği büyük bir kriz ve büyük bir işkenceye dönüştü. Ve bu sadece Sayın Öcalan'ın üzerinde bir işkence değil. Bakın Sayın Öcalan şahsında şu an 50 milyon Kürt acı çekiyor, aşağılanıyor, küçümseniyor, küçük düşürülüyor, sınır uçlarıyla oynanıyor. Neredeyse bir büyük bir provokasyona, büyük bir soykırıma sürükleniyor bir halk. Kabul edilir bir şey değildir. Yani bütün bunların hepsinin rolü vardır. Kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve bir önce onları sorumluluğa davet ediyoruz. Ve burada dostlarımızı da dediğim gibi ve Kürdistan'ı kurumları ve Kürdistan'ın şu an özellikle Avrupa'daki Kürt halkının da bu bilinçle Spiti ve benzeri kurumlara çeşitli yollarla tepkilerini yönlendirmeleri gerekiyor. Şu saat itibariyle şu an Spiti'ye binlerce mektup, binlerce e-mail, yüz binlerce e-mailin yağması lazım. Birleşmiş Milletler'e yağması lazım. Burada Birleşmiş Milletler genel sekreterini göreve çağırıyoruz. Görevini yerine, yani sorunlara davet ediyoruz. Bir ulusun kaderiyle oynanıyor. Hatta Kürt halkının şahsında şu an Kürt ve Türk halkının kaderiyle, halkların kaderiyle oynanıyor. Çok büyük bir tehlike. Şimdi ayın 18'inde biliyorsunuz MHP, faşist, kontra biliyorsunuz uluslararası kontra gerilanın bir NATO'nun bir kontra gerila gücü olarak kurulmuş ve şimdi yeniden aktifleştirilmiş son yıllarda. Şimdi bunların aynı 18'de bir kurulları var, genel kurulları var. Çok büyük bir ezilmeyi, hasmeti yaşadılar. Şu an anketler işte MHP %6 civarında gösteriyor. Keza yine ayın 24'ünde, yani 24 Mart'ta AKP genel kurulu var. Artık AKP'nin de Pelikancı, Melikancı, o derin güçleri kendi işlerinde şu an büyük bir pot kavgasında. Tayyip Erdoğan'ın her ne kadar kamuoyunda saklanırsa da çok ağır hastalıkları var. Bunlar şu an bu krizlerini aşmak için de kesinlikle çok tehlikeli oynanıyor. Bir de Veysel Hocam anlattı. Yani Libya'dan işte Suriye'ye kadar ağır insanlık suçları işlediler ve buradan kurtuluş da yok, dönüşleri de yok. Yani çünkü birlikte yol yürüdükleri güçler uluslararası kamuoyunun da yakını takip ettiği terörist örgütlerle ittifak yaptı. Bu terörist örgütlerle tentleri yağmaladılar. Binlerce insan, kadın, çocuk katledildi, kesildi. Şimdi bütün bunların arkasında kimin olduğu şu an kabak gibi ortada. Yani bunun arkasında Türk rejiminin, Erdoğan rejiminin olduğu ortada. Dolayısıyla öyle veya böyle yolun sonuna doğru gidiliyor ve yolun sonuna doğru giderken hem kendi içlerinde hem de dış dünyada hem de bölgesel bağlamda çok büyük bir panik yaşıyorlar ve bu panikle de Türk devlet siciline baktığımız zaman çok bozuk bir sicili var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmenin bedelini kimlere ödettiler? Kürtlere, Ermenilere, Romlara, Alevlere ödettiler. Şimdi de yeni bu Üçüncü Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaklaşırken büyük bir hezimet, büyük bir çöküş yaşıyor ve adeta 1915 ile 1930 psikolojisini yaşıyorlar ve bu psikolojinin de şu an nefret objesi haline getirdikleri Kürtler ve Alevler üzerinde çok ciddi bir soykırım planlarının olduğunu biliyoruz. Ve buradan da Kürt halkının sinir uçlarından özellikle Sayın Öcalan'ın sağlığıyla oynayarak veya bunu bu şekilde manipülatif veya provokatif ne diyelim piyasaya durup dururken nereden ortaya çıktı? Dolayısıyla bir an önce Kürdistan'daki dört parça Kürdistan'daki halkımız da kurumlarımız da dostlarımız da ve Türkiye'nin gerçekten işte halkların boğazlaşmasını istemeyen Türk demokratları, sosyalistleri, barışsever, emekçi güçleri, sendikaları, konfederasyonları, aydınları, ne bileyim alimleri, bunlar herkes eğer gerçekten bir çöküşün, büyük bir boğazlaşmanın olmasını istemiyorlarsa herkes devreye girmeli ve AKP, MHP, faşist blokunun kendi iç ve dış yenilgilerini tam oyunda gizleme, gözden kaçırmak ve üzerinde ittifak ettikleri Kürt halkının özgürlük hareketlerinin edilmesi üzerine ittifak ettikleri konseptin çöküşüyle o ülkeyle, o kinle bir takım
şeyler yapabilirler. Biz saygılıyız. Sayın hocamın yaşamı uzun süredir tehdit altında. AKP ve MHP'nin bu anlamda da sicili bulduk. Özellikle AKP'nin 2000'li yıllarında bugüne kadar defalarca zehirlenme girişimleri oldu. Hatta işte 2016'daki darbe gecesinde de yine Sayın Canan'a yönelik bir suikast girişiminin olduğunu da biliyoruz. O açıdan hiç şakası yok, hiç sabrımız da yok. Kesinlikle ciddiye alıyoruz ve kırmızı çizgimizdir. Öfkemiz büyüyor ve bu öfke patlamasının çok kötü sonuçlara vesile olmadan aklı başında olan herkesin bir an önce çok basit ve sade bir isteğimiz var. Önderliğimizin halk tarafında sağlığının selamette olduğunu bilinmesi açısından sesinin kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Bu Kürt halkının ve bütün aklı selim olan bütün kitlelerin ve barışseverlerin talebidir, isteğidir. Evet, evet. Hocam şimdi az önce Sayın Botan da söyledi. Bu bahsettiğimiz kurumlar da bunu Amerika'ya da ekledi. İşte kapitalizmin işaret etti. Şimdi diğer yandan siz başlarken çok önemli bir şey söylediniz. Yani doğru olma ihtimalini tamamen bir tarafa bırakıyorum diyerek dediniz ki bu kamuoyunu bir taraftan hazırlamadır ve bu çok çok önemlidir. Altı çizilmesi gereken bir husustur. Ama diğer yandan şimdi aslında şunu biliyoruz. İmralı'da tecrit altına alınan bir kişi olmadığını devlet bunu çok iyi biliyor. Ve Kürtler de İmralı'da tecrit altına alınanın sadece bir kişi olmadığını çok iyi biliyorlar. Ve aslında Kürtlerin ısrarla altın çizerek söylediği şey İmralı'da tutsak edilen tüm dünyadan, hatta Kürtlerden değil, bütün dünyadan izole edilen bir Orta Doğu için çözüm anahtarı aslında. Çözüm anahtarını orada saklı tutmaya, toplumdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bir yandan az önce Erdoğan'ın ya da rejimin nelere kalkışabileceğini de konuştuk. Şimdi evet, rejim şu an inanılmaz bir kayıp içerisinde ve şu an hem kendi içinde çatlaklar, kavgalar var, hem dış politikada, iç politikada, ekonomik her açıdan çökmüş durumda. Ve dolayısıyla her şey yapabilmeyi önüne koymuşken bahsettiğimiz kurumlar ya da Amerika ya da uluslararası güçler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, CPT, ona bağlı kurumlar, onlar gerçekten bu kadarını göze aldılar mı? Yani şöyle söyleyelim, bir terazi olarak düşündüğümüz zaman bir tarafta Orta Doğu'ya demokrasiyi, halkların ortak çözümü iradesiyle ortaya çıkacak bir yaşamı inşa etmek dururken, diğer yandan radikal İslam'ı, savaşı, işgali, her tür kirli politikayı, soykırımı temsil eden, yürüten, genişleten, hatta bu cihadizmi bütün Avrupa'ya bile yayan Erdoğan rejiminin yer tarafa koyduğumuz zaman, Avrupa için de mi ya da Amerika uluslararası güçler için de terazinin Erdoğan tarafı ya da Türk devleti tarafı mı ağır basıyor? Yani onların bu sorumluluğunu bu şekilde baktığımız zaman gerçekten bu kadarını da artık göze alırlar mı ya da bu kadarına sessiz kalırlar mı? Şimdi biz Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana Orta Doğu'da ve dünyanın her yerinde pazarların yeniden paylaşılması sürecini yaşıyoruz. Arap Baharı'ndan bu yana da ve daha önce 1. ve 2. Basra Savaşları'nda ve Arap Baharı'ndan bu yana da fiili bir savaş süreci içindeyiz. Bunun sebebi de pazarların paylaşılması. Şimdi bu süreç yavaş yavaş bir dengeye doğru gidiyor. Görünüşe göre. Çünkü hemen arkasından bir de bakıyoruz, daha büyük çatışma sebepleri ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya ile karşı karşıya, Avrupa Birliği arada denge sağlamaya çalışıyor. Dünya her türlü savaşa hazır bir potansiyel taşıyor. Şimdi burada PKK önderi Öcalan'ın sadece kişisel sağlığı meselesi değil, onun şimdiki liderlerin her birinin boyu kadar yazmış olduğu kitaplarını ortaya koyduğu çok büyük bir barış projesi var. Amerikalılar ne yapıyor? Amerikalılar şu ya da bu şekilde taktik olarak Suriye'de Kürtlere belli bir destek vermekle birlikte onların hedefi Kürdistan'ın Güney ve Rojava
alanda kendi hegemonyasını kurmaya çalışmak. Bundan vazgeçmeyecektir. Asıl stratejik hedefi budur. Yani Orta Doğu'da yerleşmeye çalışıyor. Rusya ne yapıyor? O da aynısını yapıyor. Şimdi bu iki yolun dışında PKK önderinin ortaya koyduğu üçüncü yol kullanılmayan, üzerinde yürülmeyen, denenmeyen tek gerçekçi yol. Nedir bu? Bu demokratik konfederalizm yoludur. Yani Orta Doğu'da, Irak'ta, İran'da, Türkiye'de, Suriye'de her şeyden önce bir Orta Doğu ortak evi inşa etme meselesidir. PKK önderi bunu birçok Nevroz konuşmasında defalarca dile getirdi. Denenmeyen yol budur. Denenen yol, birinci dünya harbinde denenen yoldur, ikinci dünya harbinde denenen yoldur, şimdi denenen yoldur ve bu sadece hakları kan revan içinde mahvolmasına yol açtı. O halde bu iki yola karşı Öcalan'ın ortaya attığı üçüncü yol şu anda İmralı'da yok edilmek isteniyor. Yani ne olmuş oluyor? Bütün bölgedeki halkların geleceğiyle oynanıyor. Şu anda düşünüyorum, Öcalan İmralı'dan çıksa, Diyarbakır'a uçakla inse, 5 milyon insan orada toplanır. Oradan evlere geçse, kuzeydeki Kürtlerle birlikte güneyde bir 10 milyon toplanır. Ne için toplanır bütün bunlar? Öcalan'ın üçüncü yolunda yürümek için. Bu olduğu zaman Orta Doğu'da savaş sona erer. Kesinlikle sona erer ve gerçek bir barış çözümü ortaya çıkar. Tıpkı Avrupa Birliği gibi sınırların silikleştiği bir Orta Doğu toplumu her türlü emperyalist müdahaleye kendini kapatır. Kapatınca da savaşlar olmaz. Avrupa Birliği ile Demokratik Konfederal Orta Doğu Ortak Evi arasında kurulacak ilişkiler tüm Avrupa'yı istikrara kavuşturur. Balkanları istikrara kavuşturur. Kuzey Afrika'yı istikrara kavuşturur. Şimdi demek ki PKK önderine karşı uluslararası komplonun gerçek amacı böyle bir üçüncü yolu ortadan kaldırmaktır. Bunu açık bir şekilde elbette yapamıyorlar. Şimdi insan haklarından söz ediyorlar, yerler taktik işbirlikleri yapıyorlar. Fakat bütün bunların altında işte bu stratejik amaç yatıyor. Biz PKK önderinin sadece bir insan olarak, bir kişi olarak, hakları çiğnenen bir kişi olarak savunmuyoruz. Onu insanlık adına savunuyoruz. Kendi adımıza savunuyoruz. Kendi çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için savunuyoruz. Bu işin ciddi boyutu budur. İnsani, tüm insanlığı kapsayan, insani bir amaçla hareket ediyoruz. Dolayısıyla şimdi PKK önderine karşı herhangi bir teşebbüs bu hayallerimize çok ağır bir darbe indirir. Elbette bu amaçları unutturamaz. Er ya da geç bu amaçlar yeniden dirilir ama çok ağır bir darbe yemiş olur. Ve Orta Doğu şimdikinden çok daha beter bir kaosa yuvarlanır. Avrupa bundan kendini koruyamaz. 50 milyonluk bir Kürt halkının hayallerini yıktığınız zaman sizin de hayalleriniz yıkılır. Onun için şimdi tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Rezgin arkadaşımın dediği gibi Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, herkes bu konuda harekete geçmeli. Ve tabii yanlış anlaşılmasın, biz şimdi bugün, yarın, öbür gün için
Öcalan'ın ben yaşıyorum demesini istiyoruz. Ama onun hayatının garanti altına alınabilmesi için derhal o İmralı işkence hücresinden çıkarılması gerekir. Orada Öcalan'ın can güvenliği yoktur. Bir sürü psikopat, gardiyanların, ergenekoncu provokatörlerin cirit attığı bir yerde Kürt halk önderinin can güvenliği tehlikelidir. İmralı kapatılmalı, Öcalan özgür olmalıdır. Peki şimdi az bir zamanımız kaldı ve haftaya direnişin günü olan Nevroz günü 21 Mart ve elbette ki Kürtler için bir bayramdır tarihi itibariyle ama temel olarak direniş bir diriliş günüdür ve bugüne kadar hem mevcut politikalar hem Kürtlerin devam eden mücadele tarihi her seferinde Nevrozları hep direniş günü haline getirmiştir. Şu anki konuştuklarımızı da katarak ekliyoruz, görüyoruz ki evet bu Nevroz'da bir direniş ruhuyla bir direniş bir mücadele olarak geçecek, gerçekleşecek. Belki de yine İmralı'daki iddialar, Sayın Öcalan'ın durumu ile ilgili durumu da önümüze katarak Nevroz'a ilişkin ne söyleyebiliriz? Bu Nevroz'un bir önceki dönemdeki Nevrozlara göre ruhu açısından neler söyleyebiliriz? Evet Sayın Batan, çok az bir zamanımız kaldı. Son 10-15 dakikamız. Tamam, zamanı ekonomik olarak kullanacağım. Şimdi baştan tabii Sayın Kürt Halk Önderi'nin durumuyla alakalı giriş yaptığımız için hassasiyetlerimizden kaynaklı. Bugün biliyorsunuz Halepçe'nin yıl dönümü. Buradan o karanlık gününde hayatlarını kaybeden Kürt kadın ve çocuklarının ve bütün şehitlerimizin de saygıyla eğildiğimi ve onları özlemle, onları rahmetle andığımızı ifade edelim. Ve Kürt halkının tarihinde bu ve insanlık tarihinde, Kürt halkının tarihinde ağır bir yara, ağır bir travma ama insanlık açısından da ve Kürdistan'ı işgal eden sömürgeci güçler, işgalci güçler açısından da ve onların hakları, onların temsil ettiğini iddia ettikleri halklar arasında da büyük bir kara leke olarak tarihe geçmiştir. Şimdi tam bunun arifesindeyken Sayın Öcalan'a yönelik gelen bu haberin ciddiyetini yarattığı bir basınç var. Keza yine biliyorsunuz Irak'taki merkezi hükümet Türk Devleti ile koordineli olarak maalesef bölge hükümetiyle daha ittifak içerisinde şu an Şengal'de ciddi büyük bir soykırım girişimi ve işgal tehdidi altındadır. Dolayısıyla bütün bunları yani gerek Kürt halkının önderinin Sayın Öcalan'ın sağlığı ve güvenliği ve gerekse Şengal'ın yeniden işgal edilip 75. fermanda Daesh'in yarım bıraktığı işi tamamlanır diyen karanlık güçler, işgalci güçler ve gerekse de bir Halep Şengal'ın Thank you.
Let me go, let me go, let me go, let me go, let me go.